LGS Dershanesi'nde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştı? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarı. Senin için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS Dershanesi şimdi %80 indirimde. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Yarın fen sınavı var Tonguç evladım. Ne yapmayı düşünüyorsun? Battım hocam. Hayır evladım, niye batasın? Süper bir mini ön hazırlık hazırladım sana. Aslında biliyorsun yazılı provalarımızı geçen hafta yayınladık. Yazılı hazırlık provamızı mutlaka izle, izlemediysen ve aşağıda linkini falan veriyorum. Ama bize birçok yorum geldi. Dediler ki Milli Eğitim Bakanlığı böyle senaryoları yayınladı. Örnek soruları yayınladı. Keşke onlara benzer sorular çözseniz dediler. Hatta onları çözseniz dediler. Ama onları çözemiyoruz ne yazık ki, ama onlara benzer sorular hazırladık senin için. Ve Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı bu örnek soruları çok hızlı, jet hızlı bir şekilde seninle beraber hızlı bir şekilde çözelim ve oradaki tüyoları sana göstermek istiyorum ve buradaki sorulara benzer sorularla aslında sınavda yeni bir mini hazırlık yapmış oluyoruz. Unutma, yazılı notlarımızdan Tonguç Eren Bey'im, fen kısmından, yazılı notları olan arkadaşlarımız için de fen kısmından lütfen ama lütfen sayfa 72'den başlayıp burada hemen söylüyorum, sayfa 93'e kadar tekrarınızı yapın arkadaşlar yazı notlarından. Yazı denemelerimiz yeni kitabımız Tonguç Eren Bey'im. Buradaki yazı denemelerimizden de buradaki provalarımızı lütfen yapalım. 4 tane yazılı provası koyduk burada. Gördüğün gibi bu 4 tane provanın içerisinde çok güzel ve kazanımlara %100 uygun sorularımız var. Sayfa 29'dan 42'ye kadar ve kendini değerlendirebiliyorsun ve arka tarafta da cevap anahtarı var diyorum. Fazla uzatmıyorum. Hadi bakalım ilk sorumuza başlayalım. Türkiye'de bir bölgede gerçekleşen asit yağmurlarının aylara göre oranı yukarıdaki grafikte verilmiştir demiş. Vermişiz oranları. Ocak ayında %25, Şubat ayında %15 falan filan. Asit yağmurlarının gerçekleşme oranının Ekim ayından daha fazla olduğu aylarda, yani %8'den daha fazla olduğu aylarda, ki bu hepsinde daha fazla. Diyor ki bize, bu oranın azaltılmasına yönelik çözüm önerilerinizi yazınız demiş. Bir kere Kasım, Aralık, Ocak, Şubat bunlar kış ayları ve gerçekten de asit yağmurlarının yağmasının daha fazla olduğu aylar. Neden? Çünkü her yerde sıcaklık, yani bizim için ısı önemli olduğu için ne yapıyoruz? Fosil yakıtlar yakıyoruz. O yüzden bunun azaltılabilmesi için fosil yakıt tüketiminin azaltılması gerekiyor. Fosil yakıt tüketimi azaltılmalı. Özellikle ısı üretimi için, yani ısınmak için biz bunu çok kullanıyoruz. Mesela neler var fosil yakıtlardan? Doğal gaz var. Başka ne var evladım benim? Kömür, petrol. Harikasın. Kömür var ve petrol var. Bunlar fosil yakıtlar. Bunlar aslında ısınmak için kışın çok fazla kullanılıyor. Özellikle kömür yakan hala sobalar var. Aynı zamanda doğal gaz birazcık daha temiz ama yine çok yakılıyor. Peki bunlar yerine neler yapılabilir? Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırılmalı. Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı. Enerji kaynağı kullanımı arttırılmalı. Kullanımı artırılmalı diyoruz. Bu da önemli bir özellik ve aynı zamanda mesela toplu taşımaya önem verilmeli. Toplu taşıma aletleri kullanılmalı. Toplu taşıma kullanılmalı denilebilir. Ve aynı zamanda ısınmak için yine güneş enerjisi ve benzeri kullanılmalı yazılabilir. Yenilenebilir enerjiler nelerdi? Güneş, rüzgar ve benzeri, ama ısınmak için güneş enerjisi çok tercih edilebilir ve tertemiz bir enerji kaynağıdır diyoruz. Hemen geçelim yeni sorumuza. Bir öğrencinin sınıfta yaptığı deneyin aşamaları yanında verilmiştir demiş. Buna göre öğrencinin yaptığı bu deneyde bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri belirleyiniz demiş. Şimdi bakıyoruz. Öz ısıları tabloda verilen maddelerden eşit kütlelerde alınarak bu maddeleri 90 dereceye kadar ısıtıyormuşuz. Tamam. Alüminyum, demir, bakır ve kurşun. Tamam. Sonrasında bu maddeleri 20 derecede eşit hacimde su bulunan beherlere koyarak harflendirilmiş düzenekleri hazırlıyormuşuz. Tamam. Maddeler ve su arasındaki ısı alışverişi tamamlanmadan suların ve maddelerin son sıcaklıklarını ölçüyormuşuz. Isı alışverişi sadece maddeler ve su arasında gerçekleşiyor. Tamam, bunu da yazmış. Buna göre yaptığı deneyde bağımlı ve bağımsız kontrol edilen değişken nelerdir demiş. Şimdi bir kere dikkat edelim. Bağımsız değişken dediğimiz şey bu 4 deneyde de farklı olan şey. Ne farklı Allah aşkına burada evladım benim? Madde cinsi hocam. Harikasın. Madde cinsi farklı. Bir tanesinde alüminyum var, bir tanesinde kurşun var, bakır var, demir var falan filan. Peki
kontrol edilen değişken, kontrol edilen değişken de aynı olan şey demek. Edilen değişken de aslında aynı olan şey. Bu dört deneyde de aynı olan şey nedir Tonguç evladım benim? Maddelerin kütlesi hocam. Harikasın. Eşit kütleler demişti. Maddelerin kütlesi. Maddelerin kütlesi aynıydı. Ve aynı zamanda burada dikkat et. Eşit hacimde su. Eşit hacimde su. Bunlar aynı olan şeyler. Ve aynı zamanda 20 derece. 20 derecedeki su. Bir sürü kontrol eden değişken yazılabilir. Şimdi bir de Tonguç Eren Bey'im bağımlı değişken. İşte bağımlı değişken de bizim ölçtüğümüz şey aslında. Yani biz burada neyi ölçüyoruz? Son sıcaklıklarını ölçüyormuşuz. O zaman burada aslında diyor ki ısı açığı tamamen sonra maddenin son sıcaklığını ölçüyoruz. O zaman demek ki son sıcaklıklar veya sıcaklık değişimi veya son sıcaklıklar aslında bizim için bağımlı değişken. Yani son sıcaklığı nasıl değiştiriyor? Hatta sıcaklık değişimi de denilebilir. Sıcaklık değişimi denilebilir diyorum ve bu da aslında ölçtüğümüz şey. Yani bu arkadaşların hepsi 90 derecedeydi. Nereye kadar düşüyorlar? Düzeneklerdeki ısı alışverişin tamamlanması için gereken süreler arasındaki ilişkiyi büyükten küçüğe doğru sıralayarak açıklayınız demiş. Gereken sürede öz ısıyla bağlantılı. Öz ısısı büyükse sıcaklık değişimi zor oluyordu. Küçükse hemen oluyordu. Yani hızlı ısınır, hızı soğurdu. Mesela öz ısı küçük olan, en küçük olan bu. Ve bu en küçük olan hemen ısınır, hemen soğur. Dolayısıyla bu arkadaşın ısı alışverişinin tamamlanması için gereken süre çok kısadır. Dolayısıyla en kısa süre budur. O zaman B'nin süresi en kısa. Ama öz ısı büyük olanınsa en uzun süre geçer bunun 90 dereceden 20 dereceye doğru gelebilmesi için. Ve bunun da en uzun süre geçmesi gerekiyor. O zaman alüminyumun olduğu A'dır. A büyüktür bu arada. Bundan sonra bu geliyor. Yani FE D'ye gelmiş. Büyüktür. C büyüktür. B şeklinde sıralanır diyoruz. Saf X maddesine ait sıcaklık zaman tablosu verilmiştir. Buna göre X maddesine ait sıcaklık zaman grafiğini çizin demiş. Çok önemli bir soru. Hemen sıcaklık zaman grafiğini çizelim. 0 derece 20 dereceden başlıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Burası zaman olsun. Burası da sıcaklık olsun. Tamam, bunları yazdık. Şimdi zaman 0 iken, 2 iken, 4 iken, 6 iken, 8 iken, 10 iken, 12 iken, 14 iken... Böyle devam ediyor. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 şeklinde gidiyor. Şimdi zaman sıfırken sıcaklık 20 dereceymiş. O zaman şuradan başlıyoruz. 20 derece. Ondan sonra 30 derece var. Sonra 40 derece var. Sonra 50 derece var. Sonra 60 derece var. Sonra da 70 derece var. Şimdi ne yapmış bu arkadaş? Zaman sıfırken 20 dereceyle başlıyoruz. Buradan başladık. Zaman 2 iken 30 dereceye çıkmış. O zaman şuraya gelmiş, şu nokta. Zaman 4 iken 30 derece gelmiş. Yine aynı gelmiş. Zaman 4 iken yine aynı. Zaman 6 iken ne olmuş? 40 dereceye gelmiş. O zaman şöyle birleştiriyorum. Zaman 6 iken 40 dereceye gelmiş. Tamam. Zaman 8 iken 50 derece olmuş. Zaman 8 iken 50 derece olmuş. Tamam. Zaman 10 iken 60 derece olmuş. Vav, yine artmış. Sıcaklığı artıyor gördüğün gibi. Zaman 12 iken yine 60 derece olmuş. Allah Allah. Zaman 14 iken 70 derece olmuş. Yani sıcaklık sonra tekrar artmış. Şimdi bak, bunları birleştirdiğim anda evreka diyorum. Bu arttı, sonra sabit, sonra tekrar arttı, sonra yine sabit, sonra yine arttı. Dolayısıyla bu sabit kaldığı değişimler ne demekti? Hal değişimi hocam. Harikasın, hal değişimiydi. Bravo diyorum sana. Dolayısıyla sıcaklık zaman grafiğini çizdik. Sonrasında diyor ki burası bir kere hal değişimi olmak zorunda. Bu da hal değişimi. İki tane hal değişimi varsa bunun kesin erime olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da kesin kaynama olduğunu söyleyebiliriz. Bize ne soruyordu? Başlangıçta hangi halde bulunurdu? Eriyen bir madde ne olmak zorunda? Tabii ki katı olmak zorunda. Yani bu bölgede katı, bu bölgede sıvı, şu bölgede, bu bölgede gaz olacak ve bu erime sırasında katı artı sıvı, kaynama sırasında sıvı artı gaz olacak. Mesela buharlaşma hangi aralıkta gerçekleşmiştir?
bu aralıkta. Mesela erime hangi aralıkta gerçekleşmiştir? Bu aralıkta. Yani 2 ve 4 dakika arasında gerçekleşmiştir diyoruz. Ve buralarda hal değişimi vardır diyoruz. Farklı kaldıraç türleri yukarıdaki harflendirerek verilmiştir demiş. Buna göre verilen kaldıraç türlerinde aynı yükü kaldırmak için uygulanan kuvvetler arasındaki ilişkiyi küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Şimdi diyor ki bize, dikkat et, farklı kaldıraç türleri. Mesela bu destek ortada kaldıraç. Do. Destek ortada. Bu yük ortada kaldıraç. Yo. Bu da kuvvet ortada kaldıraç. Ko. Şimdi burada en kuvvetten kazandığımız kaldıraç tipi yük ortada kaldıraçtır. Yani kuvvet ne kadar uzak olursa, hatta bunu söylemiştik, kuvvet kazancının olabilmesi için kuvvet kolunun yük kolundan büyük olması gerekiyor. Mesela burada kuvvet kolu kuvvetin desteğe uzaklığı. Yük kolunda yeşille gösterelim. Yük kolu da yükün desteğe uzaklığı. Kırmızı yeşilden büyükse kuvvet kazancı vardır. Şimdi diyor ki uygulanan kuvvetler kuvvet kazancı olduğu zaman da o kadar az olur. Yani o kadar benim yüzüm güler. Mesela burada benim yüzüm güler. Neden? Çünkü ben az bir kuvvetle büyük bir yükü kaldırabilirim. Çünkü kuvvetin desteğe uzaklığı ne kadar büyük bakar mısın? Ama yükün desteğe uzaklığı küçük. O zaman burada kuvvet kazancı var. Çok sevindim. Ama burada üzülürüm. Neden? Burada ko'da. Bak ko görünce üzüleceksin. Yo görünce sevineceksin. Ko'da Tonguç evladım benim. Burada aslında kuvvet kolu bu kadarken yük kolu bu kadar. Kuvvet kolu daha küçük olduğu için ben burada daha fazla kuvvet uygulamam gerekiyor. Gerçekten üzülürüm, yorulurum. Burada ise sevinirim. Burada daha az kuvvet uygulamam gerekiyor. Burada ise bunlar birbirine aynı olduğu için normal bir kuvvet uygulasam yeter. Yani burada nötrüm aslında. O zaman diyoruz ki küçükten büyüğe doğru. Bu aynı yükü kaldırmak için uygulamamız gereken kuvvetleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. En küçük kuvvet, en sevindiğim kuvvet F2. Küçüktür. Ondan sonra F3 gelir. Sonrasında da F1 gelir. F1'de perişan oluyorum, yamuluyorum. Burada da mutlu oluyorum. O yüzden buradaki kuvvetimiz çok fazla, buradaki kuvvetimiz çok azdır diyebiliriz. Bunun matematiksel hesabını da yapabiliriz bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Bunun matematiksel hesabında da mesela buradaki cisme 60 Newton dersek, eşit yükler demişti. 60 Newton dersek buradaki kuvvetin de 60 Newton olması gerekiyor. Çünkü bununla bu, bununla bu aynı. Bunlar eşitse eşit olması gerekiyor. Tahtaverelli gibi. Burası 60 ise bunun 30 olması gerekiyor. Çünkü bu daha az bir kuvvetle iki katı, bak buradaki kuvvet kolu yük kolunun iki katı. Burada ise 60 ise bunun 120 olması gerekiyor. Perişan ediyor beni. Neden? Çünkü bu daha yakın. Dolayısıyla bu 60 çarpı bu 120 çarpı bu iki katı olduğu için burada 120 Newton kuvvet uygulamam gerekiyor. Bir atın K yükünü 2 metre yüksekliğe çıkarması için yukarıdaki düzenekler hazırlanmıştır. Buna göre atın aldığı yollar arasındaki ilişkiyi büyükten küçüğe doğru sıralayarak açıklayınız demiş. Şimdi bakıyoruz. Şimdi burada makara var. Bu makara duvara bağlı. Bu makara da duvara bağlı. Bu makara duvara bağlı değil. Bu da duvara bağlı değil. Dolayısıyla burada bu sabit makara, bu sabit makara aslında. Hemen birazcık daha yaklaştırayım böyle. Bu hareketli makara, burası da hareketli makara. Burada iki tane hareketli makara var. Burada kuvvet kazancı bayağı var. Buraya bakalım. Bu sabit makara, duvara bağlı ortası. Ortası duvara, ortası duvara, ortası cisme bağlı. O zaman diyoruz ki sabit makara, sabit makara, sabit makara. Bunlar hareketli makara, hareketli makara. O zaman burada da kuvvet kazancı var güzel bir şekilde. Buraya bakalım. Sabit makara, sabit makara, sabit makara, sabit makara, sabit makara, sabit. Burada hiçbir kuvvet kazancı yok. O zaman burada aslında ben kuvvet kazancı sağlamıyorum. Şimdi diyor ki bize bunu kaldırabilmek için atın aldığı yollar arasındaki ilişki. Şimdi ben kuvvet kazancı var burada. Mutluyum. Burada da mutluyum. Ama burada hiçbir şey yok. Olduğu gibiyim. Kuvvet kazancı yok. Burada aslında kuvvet kazancı olduğu için yoldan kayıplar var. Dolayısıyla burada ikişer tane hareketli makara olduğu için kuvvet kazancı olduğundan dolayı yoldan kaybedeceğim. Yollardan kaybedeceğim ama burada yoldan kayıp yok. Dolayısıyla ben bunu atın aldığı yolları şöyle yapabilirim. Burada yoldan kaybettiğim için A ve B'deki yol daha büyüktür C'ye göre diye söyleyebilirim. Çünkü burada yoldan kayıp vardı. O zaman buradan 2 metre çekersen bunlar 1 metre çıkar. Ama burada 2 metre çekersen bu da 2 metre çıkar. Dolayısıyla buradaki yol daha azdır. Buradaki yol, atın gitmesi gereken yol daha fazladır diye söyleyebilirim.
Hemen geldik canlılar ünitemizin sorularına. Karasal ekosistemde yer alan bir besin ağında bulunan canlılar harflerle gösterilerek aşağıda verilmiş demiş. Bu besin ağında T canlısının avlanmasının yasaklanması hangi canlıların sayılarının azalmasına neden olur, nedenini açıklayınız demiş. Şimdi bir kere neydi? Bu oklar aslında şöyleydi değil mi? Bu bunu yiyordu. Bu oklar aslında bunu Pac-Man gibi yiyordu. Bu oklar aslında bunu yiyordu. Bunun dişleri var, dişleri var. Bu da aynı şekilde oklar bunu yiyordu. Dolayısıyla aslında Y X'i yiyor, Z Y'yi yiyor, T Z'yi yiyor. Aynı şekilde V de Z'yi yiyor. Hepsinin güneş enerjisinden gelen ana enerji kaynağımız güneştir diyoruz. Bu da aslında nedir? Üreticidir. Üretici, bunu da yazalım burada, hatırlamış olalım. Bu birinci tüketici, birinci tüketici. Bu aynı zamanda otçul olmak zorunda. Bu ikinci tüketici, bu da üçüncü tüketiciydi. Aynı şey bunun içine geçerli. Tüketici. Bunlarsa etçil olmak zorunda. Bunları da bir hatırlamış olalım. Bu da etçil falan filan. Şimdi bu bir besin zinciriydi. Bunlar mesela bitkiler, yeşil bitkiler. Sonra bunu yiyen mesela çekirge, onu yiyen fare, onu yiyen yılan gibi düşünebiliriz. Şimdi bu besin ağında T canlısının avlanmasının yasaklanması. Yani bu arkadaş avlanması yasaklanıyor. O zaman bir kere avlanması yasaklanırsa bunun sayısı artar. Bunu canlının sayısı artar. Bu canlının sayısı artarsa ne olur diye soruyor bize. Bu canlının sayısı artarsa bu Z'yi yediği için Z'nin sayısı azalır. Azalır. Çünkü bu arkadaş aç bir ilaç ne yapacak? Daha fazla besin kullanmaya çalışacak. Çünkü bir canlı 5 besin yiyorsa 10 canlı 50 besin yer. Yani ne kadar artarsa bu, bunun tüketmesi gereken besin miktarı artar. Dolayısıyla bu bunu yediği için bu ölür, bu azalır. Bu azaldığı zaman da, bu azaldığı zaman da bununla beslenen V de azalır aslında. Neden? Çünkü bu yemek bulamayacak Z azaldığı için. Peki bu azaldığı zaman bu ne olacak? Bunun miktarı da artacak. Neden artacak? Çünkü bunu yiyordu. Bu azalırsa bunu yiyecek adam kalmaz. Dolayısıyla bu da artar diyoruz. Bu artarsa da, bu artarsa da bu azalır diyoruz. Neden? Çünkü bu arkadaş bunu yiyordu. Dolayısıyla bu artarsa bu da azalır diyoruz. Daha fazla yendiği için, yok olduğu için diyoruz. Şimdi ne soruyordu bize? Hangi sayı, canlıların sayılarının azalması neden olur? Şimdi bakıyoruz. X canlısı, Z canlısı ve V canlısı. Neden? Çünkü T artacağı için T artar ve Z'yi yer. O yüzden azalır Z. Aynı şekilde Z azalır, Z azalır ve ne yapar? Yemek bulamayıp azalır miktarı. Bu da açıklamalarını da yazıyorum. X için söyleyelim. Z azalır. Y artar. Y artınca X azalır diyoruz. Bu da önemli bir açıklama diyoruz ve LGS'ye son düzlükte artık sahne full denemecilerin. Her aşamasında dozu artırarak ilerleyen doz denemeleri, LGS tarzı sorularla 3 tam denemeden oluşan geri sayım denemeleri, sınav hazırlığında net artırma odaklı tasarlanan ana denemeleri ve seni bir üst seviyeye çıkaracak olan hızlanma denemeleriyle tüm derslerde hedeflediğin netlere ulaşabilirsin. Denemeler sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da. Teraryum genellikle cam ve şeffaf plastik malzemelerden yapılan, içinde solucan böcek ve küçük bitkiler gibi canlıların yaşayabildiği, kara ortamının ve atmosferin taklit edildiği kapalı bir ortamdır. Yanında bir öğrencinin hazırladığı teraryum ve bu teraryumda karbondioksit miktarının zamana bağlı değişimini gösterdiği grafik verilmişti. Tamam, karbondioksit böyle artmış, sonra azalmaya başlamış. Buna göre teraryumda hangi zaman aralığında fotosentez gerçekleşmiştir? Şimdi fotosentez ne demektir Tonguç Eylem Bey? Fotosentez aslında yeşil bitkilerin karbondioksit ve suyu kullanarak besin ve oksijen üretmesi. Tabii bunu yaparken de ışık, güneş ışığı da katkıda bulunuyor. Dolayısıyla güneş ışığı olmadan zaten fotosentez olmuyor. Şimdi burada karbondioksiti kullanıyor fotosentez. Dolayısıyla karbondioksitin azalması gerekiyor fotosentezde. Dolayısıyla karbondioksitin azaldığı bölge, yani burası,
fotosentezde karbondioksitin kullanıldığı bölgedir. Dolayısıyla Z bölgesi aslında fotosentezde karbondioksitin azalması gerekiyor. O yüzden Z bölgesini seçiyoruz. Fotosentezde karbondioksit kullanılır ve azalır şeklinde açıklamasında yazdık. Karbondioksit tüketim hızını arttırmak için, yani fotosentezi arttırmak için diyor aslında bize. Yapılabilecek değişikliklerden iki tanesini açıklayarak yazınız demiş. Bir kere ışık şiddetini arttırmak, ışık şiddetini, su miktarını arttırmak olabilir mesela. Veya mor ışık kullanmak. Mesela ışığın rengi de değişiyordu. Mor ışık kullanmak. Fotosentez hızını da etkileyen faktörlerden ışığın rengi de önemliydi. Işığın rengi neydi aslında? Mor ve şeyde daha fazlaydı. Bak, fotosentez hızı ışık rengine göre böyle değişiyordu. En az yeşil renkli ışıkta, en fazla mor ve kırmızı ışıkta fotosentez oluyordu. Bunu da aklımıza tutalım. Bir maddenin döngüsü yukarıdaki gibi şemada verilmiştir. Bu madde döngüsünün adını yazarak canlı için önemli açıklayınız demiş. Şimdi bakıyoruz. Diyoruz ki baklagiller, bilmem ne gazı, ayrıştırıcı bakteriler, ayrıştırıcılar, bilmem ne birleşik. Şimdi bir kere burada baklagillerin olduğu ve azot bağlayıcı bakterilerin olduğu ve aynı zamanda azotlu birleşiklerin ortaya çıktığı ve ayrıştırıcıların biz öldükten artık ve atıklarımızdan sonra bizi azotlu birleşiklere çevirdiği topraktaki ve bunların sonrasında azot ayrıştırıcı bakterilerle ne yapıldığı, azot gazı üretildiği döngümüzün adı ve atmosferdeki %78 miktarda olan gazın adı olan azot gazı, yani burada azot döngüsü ve şimşek ve yıldırımla da aslında azotlu birleşikler halinde toprağa geçiyor diyoruz. Bu madde döngüsünün adını yazarak azot döngüsü, hemen yazıyorum, azot döngüsü canlılar için önemini açıklayınız diyor. Azot döngüsünün canlı için önemi, proteinin yapısında bulunan ki canlılar tamamen proteinle oluşuyor. Tırnaklar, kaslar, kemikler, saçlar, her şey. Protein yapısında bulunan azotun canlılar ve doğada sürekli var olmasını sağlıyor. Var olmasını sağlar. Hatta biz öldükten sonra da bizim çürümemizden sonra bu azotlu bileşikler tekrar bitkilerin azotlu tuzlarına dönüşüyor. Sonra onlar tekrar bir döngüyle aslında canlılar ve doğadaki azotun hiçbir zaman tükenmemesini sağlıyor diyoruz. Asit ve bazıların çeşitli madde üzerinde etkisini gözlemlemek için yukarıdaki deney düzenekleri hazırlanmıştı demiş. Bu düzenekler teraziler kefelerinde belirtilen sıvılar konulduğunda anda dengelidir demiş. Tamam. 30 gram hidroklorik asit, 30 gram sodyum hidroksit. 30 gram hidroklorik asit, 30 gram sodyum hidroksit aynı şekilde. Ama bu demir kefeliymiş, bu plastik kefeliymiş. Tamam. Bir süre sonra terazilerdeki dengenin bozulup bozulmadığını nedenini belirterek yazınız demiş. Bir kere biz biliyoruz ki bu bir asittir. Bu asittir. Asitlerin başında H vardı. Hasit diyorduk bunlara. Bu bazdır. Bazların sonunda da oh vardı. Bazoh diyorduk bunları hatırlıyorsak. Şimdi bu asit olduğu için asitler metallere, cilde tahriş edici etki yaparlar. Dolayısıyla bu arkadaş et, metal, cilt ve benzeri bunları tahriş eder. Dolayısıyla bu arkadaş buradaki metalle tepkimeye girer, demir kefirle tepkimeye girer. Dolayısıyla bu arkadaşın üstünden hidrojen gazları çıkar. Hidrojen gazları çıkınca bu arkadaşın kefesi hafifler. Dolayısıyla burada denge bozulur. Denge. Demir kefeli de bozulur. Neden peki? Neden? Çünkü asit metal ile tepkimeye girer. Tepkimeye, reaksiyona girer diyebiliriz. Peki buraya bakalım. Burada ise plastik ne asitle ne bazla hiçbir tepkimeye girmeyeceği için burada herhangi bir değişim olmaz. Burada plastik kefeli de denge değişmez diyoruz. Hemen geldik son sorumuza artık. Yavuz öğretmen kaynama sıcaklığında bulunan A ve B sıvılarını özdeş ısıtıcılarla ısıtmıştır demiş. Tamam. Belli aralıklarla beherde kalan su miktarını ölçerek aşağıdaki tabloyu oluşturmuş demiş. Yapılan deneydeki bağımlı, bağımsız ve kontrol eden değişkenleri yazınız demiş. Şimdi bir kere
Ne demiştik? Bağımsız değişken farklı olan şey. Şimdi burada kaynama sıcaklığında bulunan A ve B sıvıları var ve bunların aslında farklı sıvı olduğunu bize söylemiş. O zaman diyoruz ki bağımsız değişken dediğimiz şey aslında sıvıların cinsi. Sıvıların cinsi veya madde cinsi yazabiliriz. Şimdi kontrol edilen değişken, hemen bunu da yazalım. Kontrol edilen değişken dediğimiz zaman da aynı olan şeyde aslında özdeş ısıtıcılarla ısıtmış. Aslında mesela burada özdeş ısıtıcılar, yani ısıtıcılar aynıdır diyebiliriz. Isıtıcılar. Bir de demiş ki berde su miktarını ölçerek kaynama sıcaklığı abi sonra özdeş ısıtıcılar. Tamam, evet, doğru. Peki bir de bağımlı değişkene bakalım. Bağımlı değişkense aslında burada bağımlı değişkenin en önemli göstergesi neyi ölçtüğümüz. Biz neyi ölçmeye çalışıyoruz burada aslında? Buharlaşan su miktarlarını. Bak dikkat, 500'den 350'ye düşmüş. 500'den 250'ye düşmüş. Burada 150 buharlaşmış. Burada 250 buharlaşmış. Buharlaşan su miktarı. Buharlaşan su miktarı diyoruz. Yapılan deneye göre demiş ki A ve B maddenin buharlaşma ısıları arasındaki ilişkiyi nedenleriyle yazınız demiş. Şimdi dikkat edelim. Aynı ısıtıcılarla ısıtıyoruz ama bu 500, 450, 400, 350 yani bundan 150 buharlaşıyor. Bundansa 250 buharlaşıyor. O zaman bu kolaylıkla buharlaşıyor, bu zorla buharlaşıyor. Dolayısıyla zorla buharlaşanın buharlaşması daha fazladır. Buharlaşması düşük olanın buharlaşması daha kolaydır. Dolayısıyla bunun buharlaşma ısısı LB hatta küçüktür LA'dan diyebiliriz. O zaman B'nin buharlaşma ısısı daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Daha düşük olduğu için daha rahat buharlaşmış diyebiliriz. Ne sormuştu bize? Buharlaşma ısısı arasındaki ilişkiyi sormuştu. Bulduk. Peki neden demiştik? Çünkü B'nin buharlaşma hızı daha fazladır. Buharlaşma hızı daha fazla olduğu için zaten buharlaşma ısısı daha düşüktür diyoruz. İçin buharlaşması daha düşüktür diyoruz. Bir öğrenci fotosentezini etkilen çevresel faktörleri araştırmak için yukarıdaki deniz yüzeyini hazırlamış demiş. Her saksıdan özdeş birer yaprak belirlemiştir ve bir müddet sonra bu yaprakların kütleleri ölçülmüştür demiş. Yapılan bu deney amacı doğrultusunda değerlendirildiğinde hangi saksıdan alınan yaprağın kütlesi daha fazla olur, nedenini açıklayınız demiş. Tabii ki nemli toprakta. Bak ışık aynı, sıcaklık aynı. Burada ne demişti? Başka bir şey söyleyeyim. Özdeş birer yaprak almış. Burada nemli toprak var, burada kuru toprak var. Farklı olan şey, hatta bunu da yazalım. Bağımsız değişken aslında burada nem. Burada nem var, burada nem yok. Ve burada kontrol edilen değişken aynı olan şey ışık, sıcaklık, aynı şeyler bunlar. Aynı şekilde şeye sahip. Bağımlıya baktığımız zaman bağımlı da ölçtüğümüz şey aslında fotosentez hızı. Fotosentez ne kadar fazla olursa o kadar kütlesi fazla çıkar. O zaman hangi saksıdan alınan kütle daha fazla olur? B. Sebebi ne? Orada fotosentez daha fazladır. Fotosentez nemli toprakta daha fazla olur diyoruz. Daha fazla olur diyoruz ve bu şekilde yorumumuzu da yapmış olduk. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. Hadi bakalım o zaman, size sınavda başarılar. Yazılı denemelerimizden ve yazılı notlarımızdan çalışmayı ihmal etmeyin. Ve bugün yaptığımız bütün şeyler aslında örnek soruların çok benzeriydi. Yazılı provamızı izlemeyen arkadaşlarımız varsa lütfen onu da izlesin. Hadi bakalım, sınavda başarılar.